Vallahi çok teşekkür ederim. O zaman bir mesaj yolla abi. Bu şehrin çocukları Samsporludur. Bunun sebebi de Yüksel Yıldırım'dır. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Özgür Hocam. Evet. Bir soru soracağım. Fofana'nın ne sıkıntısı var? Fofana iyiydi ya. Yok ya. Hastaydı. Hasta. Bir sıkıntısı hasta. Var, oynamıyor. Ne yok. Gibi mesela? İşte sana soruyorum. Ben bilmiyorum. Tamam. Abi neler söylersin? Zor bir maçtı. Zor yani maçtı kağıt üzerinde kolay gibi gözükse de zordu aslında. Evet, zordu ama iyi aldık yani. Evet. İnşallah Süper Lig'deyiz. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dediğiniz gibi patron güzel maçtı. Baba arkadaşlar gitti. Niye? Sen konuşsan. Abbas sen konuş Abbas. Evet, Samsun taraftarı zafer tanesi. Sadece afiyet olsun. Neler söylersin maçla ilgili? Gayet iyiydi. Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah takımımız böyle devam eder. Taraftar da müthişti. Evet. Eksik gördüğün var mıydı kazanmamıza rağmen? Takımda eksik var ya mıydı? Takımda biraz oyun olarak... Bugün... Laura'nın eksikliğini hissettik evet, diyebilir miyiz fazlasıyla. Biraz? Fazlasıyla. Değil mi? Evet, fazlasıyla hissettik. Sen neler söylersin kardeşim? Takım olarak çok güzel top koşturdular. Özellikle ben Douglas'ı beğendim. Bayağı güzel oynadı. Evet. Ben diyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Samsunspor taraftarı dediğimiz gibi bugün 20 bin kişilik bir dev koroyla diyelim tribünlerdeydi, takımını destekledi. Samsunspor taraftarı stat'tan ayrılıyor, konvoy oluşturulacak muhtemelen. Abi nasıl maçtı? Çok iyiydi. Çok iyiydi dedi abim. İyi akşamlar. Maçla ilgili neler söylersin abi? Nasıl bir maçtı? Ama ilk yarı çok tutuk geçti ama ikinci yarı gayet iyiydi. Bayağı atak oldu ikinci yarı. Evet. Vallahi mutluyuz. İnşallah Süper Lig'e çıkacağız bu sene. Son 7 maç. Son 7 maç çok güzel. Yani inşallah bu sene Süper Lig'e çıkacağız yani. Başkana bir mesajın var mı? Başkana buradan çok teşekkür ediyoruz böyle bir kulüp, böyle bir futbol takımı kurduğu için. Yani başarıların devamını diliyorum başkanına. İnşallah hep beraber, başkanla beraber, taraftarla beraber. Süper Lig sevincini yaşayacağız. İnşallah yaşarız. Teşekkür ederiz. Siz de yaşarız. Tamam, peki bir şey söylemek istemiyor. Dediğimiz gibi Samsunspor Altın Ordu karşısında gerçekten çok iyi bir oyun oynadı. Gerçi ilk yarı çok istediğimiz tempoyu yakalayamasak da ikinci yarıda hocamızın yaptığı değişiklikler takıma büyük katkı sağladı. Özellikle ofansif anlamda Cihan'ın oyuna girmesiyle Samsunspor iyi bir orta saha oldu. Trama yetişiyorsunuz biliyorum ama neler söylersiniz maçla ilgili? Ben kısa... Avusturya'dan geliyorum. Avusturya'dan. Evet. Çok güzeldi. Hoş geldiniz öncelikle. Benim için skor güzel ama oyun vasat. Ya zaten şampiyonlar giden tabii bir evet. Takım kazanma alışkanlığı tabii çok ki. Önemliydi. Evet. Samsunspor da bunu yakaladı. Son evet. 7 hafta, son 7 maç. Evet. Şampiyonuz. Başkana bir mesajınız var mı? Başkanı seviyoruz. Büyük başkan, büyük patron. Sevgiler, saygılar. Teşekkür herkese ederiz. Çok sağ olun. Evet, Samsunspor taraftarı tribünden mutlu bir şekilde ayrılıyor. Yine bir ailemiz var. Bakalım neler söyleyecekler. Gelelim. Abi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yüzümüz gülüyor çok şükür. Evet abicim, yani bu mübarek Ramazan aylarında işte bize takımımız böyle 3 puanı armağan etti. Hepsi Ramazan'a 3 puanla başladık. Evet abicim. İnşallah ya. Bayramada i̇nşallah, şampiyonluk kutlarız. İnşallah şampiyonluk kutlarız. Ve bu taraflara armağan olsun her şey. Peki Başkan Yüksel Yıldırım'a bir mesajın var mı abi? Başkan büyük başkanımıza her şey için çok teşekkür ediyorum. Bu vermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de size sağ olun. Evet, Samsunspor taraftarı 7'den 70'e bugün 19 Mayıs stadındaydı. Gerçekten Ramazan ayının ilk günü olmasına rağmen Samsunspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı. Murat abi maç öncesi tamam kısa hemen tamam. Murat abi fenomenli hastaları var abi maç öncesi zor maç olacak dediydik zor maç taraftarın oldu. Desteğiyle takımı ateşleyecek demiştik ki öyle de oldu taraftarın ilk yarı yoktu zaten taraftarın oynanan oyunla bence oyun da ilk yarı göstermedi evet. Aslıcası kısaca bir espri yapmak istiyorum kısaca ilk yarı biz iftardan döndüğümüz için ağırlık vardı. Ağırlığımızı vardı. Atamadık. Ağırlığımızı anca attık. İkinci yarı kendimize geldik. Takım da öyle. Takımın da herhalde takımın da çoğu oruçlu olduğu oruçluydu. Oyuncu değişikliği takım da çoğunluğu oruçluydu. Evet. Oruçlu olduğu için de ikinci yarıya kadar hazmettiler. Ondan sonra hazmettikten sonra da sonuca gittik. Eyvallah. 65, güzel, 65, güzel bir galibiyet. Allah'ın iki tane golle. 2-0 evet. Oldu. Zor oldu ama kafadan zor oldu ama ilk yarı çözebilirdik işi ama ilk yarı çözebilirdik bir futbol oynamadık. İkinci yarı güzel futbolla 3 puanı aldık. Evet. Yolun sonuna geldik sayılır. Artık %180 şimdi. İnşallah hayırlısı olur. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Evet, Samsunspor taraftarı starttan ayrılmaya başladı.
daha doğrusu büyük bir bölümü çıktı zaten. Çünkü yoğun bir trafik var zaten. Şöyle de gösterelim, yoğun bir şekilde. Evet, gençler geliyor. Bir gençlerle görüşelim, bir konuşalım bakalım. Tamam, ekleyin geliyor. Gençler, iyi akşamlar. Volkan, konuşmuyorsun. Tamam, peki. Gençler konuşmadı. Abi altın orada kümeye düşsün, başka hiçbir şey demiyorum. Peki. Tamam. Şampiyon Samsun. Tamam, şampiyon Samsun. Abi istersen şöyle geçelim mi? Evet. Ben yine de bakıyorum. Dediğimiz gibi Samspor bugün Altınordu karşısında 2-0 kazandı. İlk yarıda çok istediğimiz oyunu yakalayamasak da ikinci yarıda oyuncu değişiklikleri özellikle maça damgasını vurdu. Cihan'ın girmesi, Soler'in girmesi takıma ayrı bir hava kattı. Ve Samsunspor sahadan Douglas'ın penaltı golü ve Soner Aydoğdu'nun şık golüyle 2-0'lık sahadan ayrıldı. Samsunspor bu sonuçta ligde de artık ilk iki yolunda çok büyük bir avantaj yakaladı ki haftaya yarın da büyük olasılıkla veya yarın sanırım Eyüpspor'un Rizespor'la karşılaşması var. İstanbul'da oynanacak. O karşılaşmadan alınacak sonuç da çok önemli. Oradan çıkacak sonuç Samsunspor'u belki de %51-55 oranında şampiyonluğunu oldu anlamına geliyor. Taraftarlarımızla konuşmalarımız devam ediyor. Bakalım. Baba ben buradayım. Oo abi hoş geldin. Hoş bulduk. Yüzün gülüyor. Tabii ki gülecek. İlk yarı hiç gülmedi ama ikinci yarı oynanan futboldan son derece memnun. Hocaya ben bir ricam var. Ucuyan bu takımda direkt oynayacak. Bu Tomane de bu takımda direkt oynamalı, anladın mı? Evet. Bak ikinci golde her bir payı Tomane'nin payı, evet, var. Cihan bu takımda banko oynamalı. O kadar, evet, söylüyorum, şampiyon Samsunspor. Teşekkür ederiz. Efsane İbrahim kardeşim hoş geldin. Aleyküm selam. Nasılsın İbo? İyi, sen nasılsın? İyi. İbo seni yormayalım, arabam bekliyor. Kısa hemen bir maç değerlendirmesi alalım. Özgür, ilk yarıda zor geçecek maç kolaya döndü. Hocanın yani yapmış olduğu ikinci yarıda değişiklikler değil mi? Değişiklikleri takıma maçı aldırdı. Evet. Yani şampiyonun yolunda en büyük adım burada attık. Yani şampiyonuz. Şampiyonuz artık. Şampiyonuz galiba. İnşallah. Teşekkür ederim. İbo'cum görüşürüz. Sağ olasın. Evet. Samsporlu kadın taraftarlarımız da var. Onlara da mikrofon uzatmak istiyorum ama şöyle çevreme de bakıyorum. Görebildiğim var mı? İyi akşamlar. Maçla ilgili kısa bir yorum yapmışsam. Seyirciler sizden fazla daha iyi. Maçla ilgili neler söylersin? Maç çok iyiydi abi. Her zamanki gibi yendik yani. Evet. Şeyimizi bozmadık. Tempomuzu bozmadık. Evet, seriye devam ediyoruz. Evet, tempomuzu bozmadık. Serimiz devam. Böyle tamam. De devam edecek. Bu böyle de bilinsin abi. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Teşekkür çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Evet. Mutluyuz. Selamun aleyküm Süper Lig. Biz selam. Geldik. Biz geldik. Güzel. Aynen. Bir kez daha alabilir miyim abi? Selamun aleyküm Süper Lig. Biz geldik. Allah razı olsun. Abi nasıl maçtı? Nasıl bir maç bekliyordunuz? Nasıl bir maç izlediniz? Sesimden belli oluyordur belli, herhalde. Belli belli. İkinci yarıda gitti o ses. İki haftadır güzel top oynamıyoruz. Evet. Bu şekilde top oynamaya devam edersek sıkıntı. Ama şöyle şampiyon olan takım yani böyle oynarken de kazanmak da büyük bir yetenek. Kesinlikle, bence. Kesinlikle orası öyle ama bu şekilde yani, de oynamamamız gerekiyor. Tabii ama ne olursa olsun bir şekilde kazanıyoruz. Son 7 maç kaldı. Bugün Laura'nın eksikliğini hissettik diyebilir miyiz? Yani %100. Değil mi? %100 kesinlikle. Evet. Teşekkür ederiz, sağ olun. Rica ederiz. Gençler. İyi akşamlar. Abi bize niye sordunuz ya? Abi biz de. Abi soru var. Oğlum kardeşim gel bak. Buyurun abi sorun. Neler söylüyorsun? Maçla ilgili neler söylersin? Abi kazan. Laura olsa 4-0'lık maç bir kere. Tamam. Abi bu sene şampiyonuz. Süper Lig'deyiz. Messi gelse kurtaramaz bundan sonra. Ne gelse? Messi gelse kurtaramaz bundan sonra. Samsunspor şampiyon. Eyvallah. Teşekkür ederim. Abi Altay Samsun kardeş. Tamam onu biliyoruz. Abi Samsun inşallah böyle ilerine Süper Lig'de de yenemeyeceğimiz takım yok. Ama az daha böyle ataklara dikkat etmemiz lazım. Allah'ın izniyle şampiyonuz abi. Sakarya bizim takibimizdeyim. Ne kadar Sakaryalı varsa arasına bakmışsın. Allah'ın izniyle şampiyonuz abi. Sizin kim abi? Samsunspor şampiyon abi, Samsunspor şampiyon abi. Eyüpspor boşa uğraşmasın, keçi öğren boşa uğraşmasın abi. Şampiyonuz abi. İyi akşamlar. Nasıl maç? Nasıl? 10 numara abi şampiyonluğa gidiyoruz. Şampiyonluğa gidiyoruz. Adım adım. İlk yarı belki istediğimiz oyunu oynayamadık ama her şey çok güzel abi. Evet. Kontrol oynamak lazım da bu bir oyun bu kadar güzel. Sonuçta Altınordu'da genç bir takım. Savunmada da açık vermemek yani lazımdı. Hüseyin Oroğlu'nda bir geçmişi vardı abi yani.
Hesabı kestik yani. Hesabı kestik. Eyvallah. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Sanspor taraftarı gerçekten mutlu. Buyurun gençler. Arkamda sizi görmedim. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Sana şey abi. Aleykümselam. Bu sene bitti. Sen düşmanlarının. Sakarya'nın da anasını öyle demeyin. Öyle demeyin. Abi gel abi, sen bana gel abi. Öncelikle bu sene bu Samsun Spor. Bir dakika dur. Bu ne oluyor bu? Ne bileyim abi. He? Bu sene bu Samsun Spor Süper Lig'e çıkacak. Bu taraftarın sayesinde. Deplasmanlara gidiyoruz. Hepsi bu Samsun Spor için. Bu sene o sene. Bu sene Süper Lig'e çıkacağız. Bravo. Bravo. Şampiyon Samsun. Var abi. Ada pazarının anası. Oğlum. Yürüyün gidin lan. Şampiyon Samsun. Ada pazarı. Samsun Spor taraftarı şampiyonluk havasına girmiş. İnşallah son 7 maç artık bu saatten sonra büyük olasılıkla Samsun Spor Süper Lig'e çıktı diyebiliriz. Tabi matematiksel olarak hiçbir şey garanti değil ama her şey görünüyor. İyi akşamlar. Yakışıklı. Ne oldu? Nasıl maçtı? Değerlendirir misin bize? Güzel abi. Her zamanki gibi yendik. Her zamanki gibi yendik. Laura'nın eksikliğini hissettik mi? Tamam abi. He? Süper Lig'de izleyebilir miyiz artık? Süper Lig'de izleyebiliriz abi. Eyvallah. Teşekkür ederim kardeşim. Abi Süper Lig'de inşallah çıkacak. İnşallah. İnşallah. Sen de maçtaydın. Evet. Hangi haber abi? Ben Samsun haber kardeşim. Beğendim ama ilk yarı beğenmedim ama güzel oynadılar. İkinci yarı iyiydi. İkinci yarı da iyiydi. İnşallah sezon sonunda şampiyon olurlar. İnşallah. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, gençler bayraklarla şu anda stat'tan ayrılıyor. Taraftarımıza soralım bakalım. Şampiyonluk havasına girdik mi abi? İnşallah. Maç öncesinde konuştuk mu sizde biz? Yok, konuşmadınız. Ailece geldik. Ailece geldik. Ne güzel. İnşallah şampiyon olacağız. Süper Lig'e çıkacağız. Nasıl bir maçtı? Yani ilk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. O an neler düşündün? Yani beraberlik, yani mağlubiyeti demiyorum ama hani beraberlik bizim de aklımızdan geçti. Evet, rakibimiz tabii ki düşmemeye oynuyor. Onlar da masa asıldı biraz. Hı hı. Ama biz 3 puan aldığımız için mutluyuz. Çok mutluyuz. Görüyorsunuz. Evet, bir sürü taraftar var. Herkes mutlu. Herkes ailesiyle geldi. Evet. Ailemle beraber geldim. Çok, çok mutluyuz. İnşallah bunun sonu Süper Lig. Peki Yüksel Başkan'a bir mesaj yollar mısın bizim aracılığımıza? Vallahi başkanın her zaman yanındayız. Her zaman destekliyoruz. Biz başkanımızı çok seviyoruz. Her zaman yanındayız. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bu sene Süper Lig abi. Süper Lig. İnşallah. Evet, Samsun taraftarı Başkan Yüksel Yıldırım'a teşekkür ediyor. Gerçekten onun kurduğu takım, onun mücadelesiyle takım buralara kadar geldi. Abi şöyle genç çifti gördük. Tabii konuşalım, gel. Gel, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Zorlu bir maçtı. Aslında çok kağıt üzerinde kolay gibi gözükse de. Çok zor oldu. Gidermiş gelmiş adamlar bize. Evet, aynen öyle. Çünkü kümede kalma mücadelesi veriyorlar. Ya biz büyük olduğumuz için hani. Evet. Bir şekilde çözüyoruz bu işleri. Zor da olsa. Nasıl olursa haftaya işte bakalım. O da bizim kadarı bağlar. Yarın ilk maç var galiba. Evet, Rize ilk maçı ondan var. Ondan sonra da yarın akşam onu seyrederiz. Ondan sonra şampiyonluğumuzu kutlarız yani. İnşallah. Hadi. Sizden de kısa bir iki yorum alalım. Siz... Çok güzeldi gerçekten. Evet. Çok zevk aldık. Her hafta geliyoruz, izliyoruz. İlk maça bakacağız. İnşallah ilk maçı da çok önemli bizim için. Hı-hı. Yarın gözümüz ilk maçında olacak. Peki tribünler için neler söylersiniz siz kadınlar için? Tribünler çok doluydu, değil mi? Çok güzeldi. Çok güzeldi. Eğlenceli oluyor. Güzel oldu. Evet, aynen. İnşallah bundan sonra da şampiyonluk burada sevinciyle beraber yaşarız. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Gençler, konuşmak ister misin? Ama Sakarya'ya bir şey söyleme. Anlaşmaya gerek yok abi. Şampiyon Samsun Spor. Tamam. Alanınıza çıkacağız Süper Lig'e. Tamam. Herkes beklesin. Tamam. Peki. Teşekkür ederim. Gençler merhaba. Bir şey söyleyeceğim ama. Evet, Ada Pazarı'na bir şey söyle. Yok. Tamam. Şimdi söyle. Neler söylersin maçla ilgili? Neler söylemeye gerek yok. Bu takım her zaman olduğu gibi bu sene Süper Lig'de şampiyon. Şampiyon. Aynen. Şampiyon. Tek kelimeyle şampiyon. Şampiyon Samsun. Süper Lig denen o lig bu lig abi. Değil mi? Biz çıkıyoruz. İnşallah. Abi, teşekkür ederim. O senedir bitmeyen bu hasret Allah'ın izniyle bitecek en sonunda. Şampiyon Samsun Spor. Ne istersen iste benden. İstersen donatalım 4 milyar bir bayraklarla. İstersen şunatalım 4 milyar. Büyük olarak bütün Samsun Spor taraftarına canı gönülden teşekkür ediyoruz. Evet. Bugün tribünde ahlak dersi verdik. Ahlak dersinden önce en büyük de başkanımızın yanında olup
Samsun Spor düşmanlarına çok büyük bir terbiye verdik. Daha terbiyemiz yeni başlıyor. Süper Lig'e çıkacağız Allah'ın izniyle. Küçüğümüzle, büyüğümüzle, kardeşimizle geliyoruz bomba gibi. Başkanım, başkanım. Evet. Mutluyuz. Evet. Kendimize gideceğiz. Denizli kümeye düşüreceğiz. Bolu'ya da gideceğiz. Şampiyon olup gideceğiz abi. Süper Lig'e. Cumhurbaşkanım! Cumhurbaşkanım! Senler aydın! Cumhurbaşkanı. Samsun Spor taraftarlar. Abi sen neler söylersin? Kısa hemen alayım. Abi şu anda gerçekten çok güzel bir 6 puan değerinde 3 puan aldık. Evet. Biraz zorlandık ama inşallah bu yolun sonu şampiyonu diyorum. Bu taraftara her şey yakışıyor. Evet. Fedakarlık yaptık. Bugün iftarımızı burada yaptık. Allah'ım da şükürler olsun. Evet. 3 puan aldım diyoruz. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk diyorum. Süper. Bu, teşekkür ederim. Bu mali bir galibiyeti tüm taraftarlara armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Eyvallah, sağ olsun. Abi, evet. Abi. Selamet dayı merak ediyordum. Nerede bu Selamet dayı ya? Abi Selamet abi, Selamet dayı derken? Selamet abi, abi ben görmüş. Selamet abi yok abi. Kavağa gitti herhalde. Kavağa mı gitti? Sen maçla ilgili neler söylüyorsun? Maçla ilgili çok güzel şeyler söylemek istiyorum yani. Söyle abicim. Böyle var ya, vura vura şampiyonluğa geliyoruz ya. Evet, Süper Lig'e vura vura geliyoruz. Bravo! Evet. Bundan sonra şampiyonluyuz. Başka büyük yok Samsun. Yüksel Başkanım bir mesaj yollar mısın abi? Yüksel Başkanım, bu takımın başında olduğu müddetçe evvel Allah sırtımız yere gelmez. Allah onu... Yüksel Başkanım. Allah ona sağlık sıhhat versin. Bravo! Allah ona sağlık sıhhat versin Yüksel Başkanı. Seviyorum. Kömürü çok satsın. Bu takıma transfer yaptın. İkinci bir takım olarak da Sakarya'yı satın alsın. Evet, evet, evet. Sakarya'yı alsın bize Sakarya'yı. Siz maça geldiniz. Sizi tanıyalım öncelikle. Fatma Hanım. Nasıl bir maçtı? Çok güzel. Yıllardır her sene geliyoruz buraya hiç devam et bırakmadan. Evet. Sene bu sene diyoruz. Çok güzel oldu. İnşallah yolun sonuna geldik. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sana inşallah. Ali Soylu. Neler söylersin abi maçla ilgili? Sana inşallah şampiyonuz. Yeneceğiz. Şampiyon farkı. Son 7 maç kaldı. Fark atacağız. Açıklara şampiyonuz. En az 5 puan. 5 puan. En az 5 puan farkla şampiyonuz. İnşallah. Teşekkür ederim. 5 olmayacak. 10 puan. İnşallah. Abi, abi. Ben konuşabilir miyim? Gel tabii ki. Konuş. Selamun aleyküm. Aleyküm. Bugün çok güzel bir maçtı. Evet. Kazanmayı bildik ama ben buradan önce Türkiye Federasyonu'na başvuruyorum. Neden evet. Bizim deplasman yasağımızı veriyorsun? Evet. Ayıp oluyor. Bir de düzgün hakem versinler. Bu takım bu sene şampiyon alacak. Şampiyon. Evet inşallah. Samsun'u haber. Samsun'u haber. Samsun'u haber. Teşekkür ederiz. Evet. Bu taraftarı gerçekten galibiyetten dolayı çok mutlu. Dediğim gibi bu haftaki maçta en az 20 bin taraftar vardı. Gençler, galibiyet iyi geldi. İyi güzel geldi. Gülüyor. Neler söylersin maçla ilgili sen? Abi neler söylerim. Takım ikinci yarı çok güzel oynadı abi. Hüseyin Hoca etkisini gösteriyor takıma. Gerçekten Tomane'yi sokması, Tomane'nin etki göstermesi. Normalde Tomane oynamıyordu mesela. Evet, doğru. Hüseyin Hoca girdik geldikten sonra Tomane kadroda yer bulmaya başladı. Oynadı, etki göstermeye başladı. Hocanın hamleleri oyuna çok etki gösteriyor abi. İnşallah şampiyonuz bu sene. Eyvallah, teşekkür ederim. Sağ ol. 5 dakika. Adam gitti alalım. Abi sen neler söylüyorsun? Bu sezonda damga vuralım. Süper Lig'e çıkalım. Bu sezonda damga vuralım. Süper Lig'e çıkalım. Çiftliğin çatısı yüre meşaleler yakalım. Kurtlamalar yapalım. Çiftliğin çatısı yüre meşaleler yakalım. Kurtlamalar yapalım. Şampiyon! Teşekkürler gençler. Şampiyon belli. Bu sene seve seve şampiyon. Evet. Samsun Spor gerçekten bugün Altın Ordu karşısında çok anlamlı bir galibiyet elde etti. Belki de ilk ikideki yerini büyük olasılıkla garantiledi diyebiliriz. Bu hafta oynanacak İstanbul Eyüp Spor, Rize Spor karşılaşması sonucu da bizi çok yakından ilgilendiriyor. Biz kazandık. Rakiplerimizin maçını bekleyeceğiz. Rahat bir şekilde. Stadı da şöyle bir gösterelim artık. Patron şu anda tamamen stad boşaldı diyebiliriz. Konvoylar, biraz önce de havai fişek gösterileri vardı. Gerçekten Samsun inşallah şampiyon olduğunda da cıvıl cıvıl olacak. Şölen yeri olacak Samsun şehri diyelim. Şimdilik Samsun 19 Mayıs stadından yaptığımız canlı yayını sonlandırıyoruz. Pazartesi akşamı spor saatinde Hakan Atilla Gökbilgin hocamla
Altınordu karşılaşmasını değerlendireceğiz. Perde arkasında neler oldu onları konuşacağız. Ve tabii salı günü oynayacağımız Boluspor karşılaşmasında öncesinde yaşanan son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Şimdilik hoşça kalın. Pazartesi spor saatinde buluşmak üzere.